Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, mutlu haftalar diliyorum. Haftanın ilk günündeyiz. 24 Ekim 2022 Pazartesi günündeyiz. Anadolu Ateşi programı başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Reklam arasının ardından Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Reşat Yılmaz'a sorularınızı gönderebilirsiniz. Süper Lig ve Birinci Lig'i konuşacağız. Bugün Süper Lig ve Birinci Lig'de maçlar var. Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 20'de iki maç var. Bir tek sen Giresunspor'un rakibi Ankara Gücü. Saat 20'de yine aynı saatte Atakaş Hatay Spor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Haftanın bay takımı Gaziantep FK sevgili dinleyenler. Gaziantep FK bu hafta maç oynamadı. 11. haftayı bay olarak geçti. Cuma, cumartesi ve pazar günü oynanan önemli maçlar vardı Süper Lig'de. Ben skor tablosunu sizlerle paylaşayım. Antalya Spor sahasında İstanbul Spor 2-1'lik skorla geçti. Ümraniye Spor Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-1 mağlup etti. Ümraniye Spor ilk kez Ümraniye Şehir Stadyumunda maç oynadı. Stadyum yenilenmişti, bunu da belirtelim. Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivas Spor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa sahasında Yukatel Kayseri Spor'a 1-0 mağlup oldu. Adana Demirspor arabam.com Konya Spor'la karşılaştı. Adana'da gol vardı, kazanan yoktu. Maç 1-1 sona erdi. Dün akşam pazar gününün son maçında Galatasaray sahasında Corendon Alanya Spor'la 2-2 berabere kaldı. Galatasaray maçı ile ilgili maçtan sonra Dursun Özbek Sayın Başkan, Başkan Vekili Erden Timur açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Okan Buruk basın toplantısında ve yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamada hakeme karşı tepki vardı. Ali Palabıyı'ya yoğun bir tepki vardı. Özellikle de Sasha Boy'un kırmızı kart pozisyonunun ağır olduğunu düşünüyor. Ve aynı zamanda offside'dan Galatasaray'ın iptal edilen bir golü vardı. Icardi'nin güzel bir golü vardı. Offside gerekçesiyle kabul görmedi. Güzel bir aşıttırmayla topu ağlara göndermişti. Fakat bu gol değeri taşımadı. Bunu söyleyelim. Birincilikte de heyecan devam ediyor sevgili dinleyenler. Birincilikte bugün tek maç var. Adana Spor sahasında Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri heyecan devam etti birincilikte. Haftanın ilk maçında Eyüp Spor sahasında Sakarya Spor 2-1 mağlup etti. Manisa FK cumartesi günü iç sahada Rize ile karşılaştı. Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Ankara Keçiören Gücü lider durumdaydı. Pendik'le karşılaştı. Pendik Spor deplasmanda Ankara Keçiören Gücü'nü 3-0'lık net bir skorla geçmeyi başardı. Altay Erzurum Spor'la karşılaştı. İç sahadaki maçta kazanan yoktu. 1-1 eşitlikle sona erdi. Altaş Denizli Spor sahasında Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu. Denizli Spor'da da kötü gidişat devam ediyor. Transfer tahtasını açamayan takımlar arasındaydı. Bodrum Spor, Beşiktaş, Bandırma Spor'la iç sahada 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatya geçtiğimiz hafta sürpriz bir 3 puan almıştı. Bandırma Spor'u mağlup etmişti. Bu hafta ise sahasında Göztepe'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. Pazar gününün son maçında Yılport Samsun Spor Diorex Bolu Spor'la karşılaştı. Maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Bolu Spor'da
son dakikalarda bulduğu golle hanesine bir puanı yazdırdı deplasmanda. Bir puanla dönüyor. Bunu belirtelim. Post maç attı golü de sevgili dinleyenler. Heyecan devam ediyor. Bugün de önemli maçlar var. Totalde Türkiye liglerinde oynanacak olan 3 maç var. Bunu belirtelim. Heyecan devam ediyor. Güzel maçların olacağını düşünüyorum. Özellikle de Hatayspor Beşiktaş maçı keyifli olacaktır. Hatayspor Volkan Demirel'le birlikte 3 maçta 2 yaptı. Zira Türkiye Kupası'nda elendiler Düzce'ye. Toplamda 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet elde edildi. Ligde ise 3'e 2 gidiyorlar. 3 maçta 2 galibiyetleri var. Önemli bir maç. Ben bu maçın da her şeye gibi olduğunu düşünüyorum. Hatay Spor kazanırsa farklı bir tablo ortaya çıkacaktır onlar için. Beşiktaş kaybederse puan kaybında Valerian İsmail ile ilgili düşünce değişecektir. Bunu da belirtelim. Özellikle Süper Lig'de oynanacak olan derbi maçı sevgili dinleyenler. Gelecek hafta değil, ondan sonraki hafta. Hafızam beni yanıltmıyorsa 13. hafta diye biliyorum. Hemen kontrol ediyorum. Sevgili dinleyenler. Evet, 13. hafta. 5 Kasım 2022 saat 20'de Galatasaray iç sahada Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bu maç bence çok şeye gebe, her iki takım içinde çok şeye gebe bir maç. Değişiklikler olabilir, radikal kararlar olabilir. Ben derbide derbinin Okan Hoca ve Valerian İsmail'in kaderini belirleyeceğini düşünüyorum. 5 Kasım 2022'de saat 20'de oynanacak maçla ilgili düşüncem bu şekilde. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce anons yapmıştım. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Sizler de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Merhaba sevgili Salim, herkese hayırlı günler, hayırlı haftalar. Çok şükür iyiyim, sen de iyisindir umarım. Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Hocam heyecan devam ediyor. İsterseniz bugün oynanacak olan maçlarla ilgili öngörülerinizi paylaşın. Sonrasında hafta sonu oynanan maçları konuşabiliriz. Bugün Süper Lig'de 2 maç var. Dinleyenlerimizle paylaşalım. Giresunspor Ankara Gücü, Atakaş Hatayspor Beşiktaş maçı. Bu 2 maç özelinde öngörüleriniz nelerdir hocam? Valla Giresun Ankara Gücü maçı gerçekten de kıyasaya maç olacak diye düşünüyorum. Herkes kondatikteki bölgesinde olmasından dolayı. Giresun spor takımı kendi sahasında iyi işler yapıyor. Sürükleyici bir oyun oynuyor. Mesela en son Beşiktaş maçı, şöyle bir hafızamızı karıştıralım. Hakikaten de çok, özellikle ikinci yarısını çok iyi oynamışlardı. Tabi Ankara Gücü'nün durumu ortada. Çok zevkli geçeceğini tahmin ediyorum. Yani ortada bir maç. Bu maç 3-3 ihtimalli bir maç. Ankara Gücü de bir çıkış arıyor. Onlar da bir dur demek istiyorlar kötü gidişe. Ortada geçecek kaç maç olarak değerlendiriyorum. Hatayspor Beşiktaş maçına gelince bu da zevkli olacak. Volkan Demirel'den sonra Hatayspor bir yükselişe geçti. Kendi sahalarında oynayacaklar, bu karşılaşmayı kazanmak isteyeceklerdir. Hocanın, Volkan Hoca'nın bir hava verdiği de gerçek Hatayspor takımına. Tabii Beşiktaş takımı da ligi ağırlığını koymak istiyor. Tam taşlar yerli yerince oturmadı Beşiktaş takımında. Bence burası çok önemli. Bir şeyleri Valerian İsmail'in düzeltmesi lazım. Beşiktaş çok daha iyi oynayabilir, çok daha efektif oynayabilir. Bazı oyuncuların form grafiğinin yükselmesi lazım. Ceza mesela, Delali mesela, Muleka sakatlıktan sonra Enkudu, Enkorsu, yani bunların performanslarını yükseltmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama bu da keyifli bir karşılaşma olacak. İzleyenleri keyif verecek ilk karşılaşma izleyeceğiz. Hocam özellikle de Vegos çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hatta futbol yorumcularından bazıları Vegos'un oynamaması gerektiğini de düşünenler oldu. Sizin yorumunuz nedir? Yani ben oynamalı diye düşünüyorum. Çok önemli bir santrafor. Tabii ki. Tabii ki çok önemli bir santrafor. Özellikle hava toplarında çok etkili bir santrafor. Yani Beşiktaş için çok şeyler kaybolmadı. Yani bugün 10 maç üzerinde 19 puanı var yani. Çok şeyler değişmedi Beşiktaş için ama
Rengos iyi bir santrafor. Gerçekten de etkili olabilir. Zaman zaman etkisini gösteremeyebilir ama ben Cenk'in de düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani belki oyun kurgusunda ona göre bir oyun formatı ortaya koyabilirsiniz. Evet. Beşiktaş takımında Cenk'in de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii karar verecek olan Valerian İsmail ama Rengors gerçekten hava toplarında çok etkili, duvar olabiliyor. İstekli, arzulu, yani vazgeçilecek bir oyuncu değil sevgili Salim. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. Peki Reşat Hocam, şunu da sormak istiyorum size hemen. Volkan Demirel 3 maçtaki galibiyeti Süper Lig'de. 3-2 yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzce'ye elendiler. Volkan Hoca'nın performansı ile ilgili değerlendirmeniz nedir? Geçtiğimiz yılda Fatih Karagümrük'teydi. Bence gayet iyi bir tablo da ortaya koymuştu. İyi bir puan ortalamasına sahipti. Ne dersiniz? Valla performansı belki hani son hafta Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup oldular. O maçta aman aman da oynamadılar açıkçası. Ama bir Sivas karşılaşması, deplasmanda kırmızı kart görmelerine rağmen Alanya Spor karşılaşması içeride gerçekten de iyi bir performans gösterdiklerini düşünüyorum. Tabii teknik direktör değişimlerinde genellikle takıma olumlu bir yansıma olur. Genellikle olur yani. Onun da meyvesini yiyor belki Volkan Hoca. İyi başladı. Belki son karşılaşmayı kaybettiler ama bir hava getirdiği gerçek Hatayspor takımına. Bakalım bundan sonraki performansı nasıl olacak? Volkan Demirel'in, hep beraber göreceğiz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. Reşat Hocam, hemen sorulara da göz atıyorum. Gelen sorular var, bunu da belirtelim. Ben sorulara bakarken hocam hemen sormak istediğim, Giresunspor sahasında rakibi Ankaragücü, her iki takımda galibiyet arıyor, bunu belirtelim. Bu maç öncesinde öngörüleriniz nelerdir hocam? Nasıl bir maç bizi bekliyor? Valla keyifli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Özellikle Giresunspor takımı kendi sahasında etkili oynayabiliyor. Yani bunu başarabiliyorlar. Etkili oyuncuları da var. Yani özellikle Sergio'nun durumu ne olacak onu bilmiyorum. Ama Giresunspor takımında gerçekten de iyi oyuncular var. Belki geçen kadrosunda birçok oyuncuyu kaybettiler. Yeni birçok oyuncu var. Ama aynı hoca, aynı yönetim ve kendi sahalarında taraftarların da baskısıyla iyi işler yapıyorlar istediklerinde. Takım savunmasını iyi yaptığında Giresunspor takımında çok büyük sıkıntılar olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani hocam, bence Giresunspor'la ilgili şunu söyleyeyim. Giresunspor Traore'yi arıyor. Ne dersiniz? Arıyor. Orta sahada özellikle çok koşuyor. Yani Traore gitmese şu an Giresunspor daha farklı. Bir oyuncuyu endekslemiyorum ama çünkü orta sahada çok iyi bir form yakalanmıştı. Hatta hatırlarsınız hocam, Traore Elazığ Spor'a geldiğinde o dönem teknik direktör Ümit Özat'tı diye biliyorum. Ümit Hoca'ydı. Ben de devamlı maçlarını izliyordum Elazığ Spor'un. Ciddi bir ilgi alaka vardı oyuncuya karşı. Henüz 17-18 yaşındaydı. Sonrasında Karabük Spor'a transfer yaptı. Ardından Adana Demirspor süreci. Ben her zaman Hamidi Traore'den daha fazla bir performans bekledim. Nitekim Giresun Spor takımında da o havayı yakaladı. Sonrasında zaten Partizan'a gitti. 6.000 Euro bonservisi karşılığında. Sadece Traore'yi değil, Flavio'yu da çok arıyor Giresun Spor takımı. Evet, ya, o da çok iyi işler yapıyordu Flavio. Onu da bence çok arıyor ama çok oyuncu değiştirdiler yani kadro içerisinde. Tabii bunların uyumu zaman alabilir, belki 10-11 hafta oldu doğru ama yani sıkıntılı Giresun Spor takımı doğru. Ama işte yapacak bir şey yok. Ben oyuncu hakkında çok yorum da yapamayacağım. Çünkü hakikaten de Flavio ile Traore orta sahada çok koşuyorlardı. Top kazanıyorlardı. Dengeyi sağlıyorlardı. Doğru. Ama birçok oyuncu kaybettiler ve zaten. Yani hocam daha farklı olabilirdi Giresunspor şu aşamada. Ya en azından geçen yılki kadroyu korusalardı. İşte onu yapamadılar. Onu koruyamadılar. Yani orada Flavio, Hamidi Traore,
tamam, kaleci Okan Galatasaray'a gitti, gitmesi lazımdı. Aziz Behiç mesela, o da ayrıldı. Aziz Behiç de önemli bir parçaydı defans hattında. Aynen aynen, yani o da iyi işler yapıyordu açıkçası. Yani geçen seneden yani çok az oyuncu ilk 11'de oynamaya başladı Giresun Spor takımında. Dolayısıyla Perez'i sayabiliriz, Sayrullah'ı sayabiliriz. Yani çok fazla oyuncu yok geçen seneden oynayan. Evet. Hocam, gelen sorular var, hemen sorulara göz atalım. Birçok soru var. Hemen kontrol ediyorum hocam. Fırat Çiftçi yazmış. Selam Salim kardeşim. Ben dün Galatasaray maçında kırmızı karttan fazla yan hakemin Alanyaspor'un hatanı kesilmesin diye sahaya girip ikinci topu çıkarmasına takıldım. Konuşan da yok, buna böyle bir şey olamaz. Hakem sahadaki topa müdahale edemez demiş. Gördünüz değil mi hocam o pozisyonu? Gördüm. Yani orada ben çok hani oyun devam etsin diye belki o topu müdahale etti diye düşünüyorum. Orada çok art niyet aramam ama Ali Palabıyık gerçekten de oyunun dengesini bozdu. Oyun hikayesini değiştirdi. Birazcık o maçı konuşmak da istiyorum aslında Salim. Tabii ki. Yani Galatasaray hakikaten de ya, tribünler muhteşemdi. O karagrafiler, her şey müthişti. Yani o geçmiş günlerdeki gibiydi yani Galatasaray'ın. Her şey çok güzel başladı. Aslında Galatasaraylıların da görmek istediği bir Galatasaray vardı sahada. Ta ki o şaşa boyun kırmızı kart görene kadar müthişli bir Galatasaray vardı. Önde baskı yapan, alanları daraltan, gol pozisyonlarına giren, iki tane gol bulan, sayılmayan iki tane gol ve atak oynayan bir Galatasaray. Yani orada Ali Palabıyık çok çabuk hareket etti. Yani çok çabuk karar verdi. Yani gerçekten de yani düşünüyorsun, taşınıyorsun, yani bu adam gerçekten art niyetli mi davrandı diyorsun. Yani hakikaten de art niyetli gibi geliyor yani insana. Yani en azından yani var da bir çağırmaz mısın ya, kırmızı kart gösterdin de yani. Hocam bir bak, ben istersen, size şunu söyleyeyim ya. Bir bak istersen gibi, yani bir sarı kart göster, var seni çağırsın, kırmızı kart olmalı desin, bir bak öyle bak yani. Doğrusu bu değil mi? Normal yani, tam siz konuşurken Sasha Boy'un pozisyonu da geldi yani, hatta şey, Deniz Ateş Bitnel demişti, faali bile zor çalırsın, çalabilirsin demişti. Yok, sarı kartla aynı pozisyon Liverpool maçında olmuş, sarı kartla cezalandırılmış faali yapan oyuncu. Ben şunu söylemek istiyorum hocam, tamam. Bence Ali Palabıyık'ın üzerinde bir şey vardı, baskı vardı. Sebebi nedir biliyor musunuz hocam? Ali Palabıyık hatırlarsanız bir Rize Spor Galatasaray maçı yönetti. İstemsiz bir şekilde o dönem 10 ay falan maç alamadı. 8 ile 10 ay arasında maç alamadı. Yani abartı olmasın ama kontrol edebilirsiniz. Uzun bir süre maç alamadı. Bundan dolayı da yani böyle bir baskı altında zaten geldi. Zaten 4-5 haftada da maç almıyordu yani. Aynen öyle. 4-5 hafta maç vermediğiniz, bir hakemi böylesine bir önemli karşılaşmaya ne diye verirsiniz yani? Yani kötü bir karar verdi. Ya çok böyle can alıcı bir karar verdi. Ha şuna gelelim. Evet, oyunun dengesini, hikayesini bambaşka bir hale getirdi bu evet. Kararıyla. Yani orada çok iyimser bakamıyorum yani. Bu sadece bir hakem hatası, yanlış gördü olarak da değerlendirmiyorum. Bunun altında çok şeyler konuşabiliriz. Eyvallah. Ama şu da var yani. Koskoca Galatasaray takımı. Yani ikinci yarı hakikaten de 10 kişi kalabilirsin. Geçmiş yıllarda Galatasaray'a karşı ben de oynadım. 10 kişi kaldı oldu yani Galatasaray'ın kendi sahasında. Yani deplasmana evet. Değil. Kendi sahanızda ve 50 bine yakın taraftarınız var yani. Yani Galatasaray takımının ikinci yarı bu kadar mahkum oynaması, bu kadar atak yemesi, bütün kontrolü Alanyaspor'a bırakması anlaşılabilir bir şey değil yani. Şunu da görüyorum, net görüyorum yani. Hani Okan Hoca hep şikayetçi oluyor yani. 3 Türk oyuncu, 8 yabancı oyuncu oynatabiliyorsun kuralından dolayı. Özellikle Türk oyuncular konusunda hiç de iyi planlama yapılamamış yani. Abdülkerim büyük takım oyuncusu değil, kesinlikle değil. Emin de değil büyük takım oyuncusu. Ben sana söyleyeyim yani. Kazımcan genç, eyvallah. Bunlar genç oyuncular. Kazımcan, Emin. Ama bunlar yani Galatasaray olgunlaşması için oynaması gereken, gelişmesi için gereken bir yer değil Galatasaray takımı. Yani şu gün Ömer Bayram'ı aradın ya, beğenmedin. Ömer Bayram'ı sol bekte aradın. Ne yaptın? 10 kişi kaldın.
İşte Kerem'i sağ bek oynattın, Sölbek'e getirdin, Berkan'ı koydun, yok Abdülkerim'i koydun, oradan da atak yedin ve golü yedin iki kilit pozisyonda. Yani böyle bir kadro planlaması yapılır mı ya? Değerli oyunculara bak yani. Yunus'tan memnun mu Galatasaray taraftarı? Değil. Kerem'den memnun mu? Değil. Berkan yok. Abdülkerim, ya Abdülkerim Galatasaray takımına gelmişsin sen yani. Sen bir anı takımda oynamıyorsun yani. Her şeyde hakeme itiraza gidiyorsun ya. Hayırdır ya? Hayırdır yani? En son gitmiyor da kral stoper gitmiyor. Sen gidiyorsun yani. Hayırdır? Yani yerde ya, oyuncu... Kartı doğru hocam. Abdülkerim bardakçıya verilmiş. Ayağı kırılırdı ya. Öyle girilir mi ya? Yani direkt yani, futbol kurallarında yaralayıcı yani, hareket olarak görünüyor. Dünya yıldızı oyuncular alıyorsun. Icardi falan nasıl kendine gelmiş? Nasıl artık gidiyor sol beke, adam kovalıyor, önde baskı yapıyor, bir şey. Mertens, sonra Mertens çıkar mı oyundan ya böyle deneyimli? Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Katılır mısınız? Icardi bence bu ligde geldiği zaman çok tartışıldı. Özel yaşamıyla gündeme geldi. Balotelli etkisi yaratır. Balotelli'yi hatırlıyorsunuz, geçen yıl geldiğinde devamlı konuşuldu, işte yatmaya geldi vesaire gibi söylemler oldu. 19 gol attı. Ya Icardi atar abicim, Icardi oyuncu ya. Icardi bak işte gücü de kendine geliyor. Icardi nasıl basıyor, top saklıyor, top tutuyor, arkadaşlarını yönlendiriyor. Sonra 10 kişi kalmışsın, Mertens çıkar mı orada ya? Rashica yani ne kadar etkili oynuyor. Oyundan alıyorsun. Sonradan oyuna giren oyunculara bak. Michu hiçbir şey yapmadı. Berkan hiçbir şey yapmadı. Yani böyle yani yerli statüsünde Galatasaray çok kötü planlama yapmış. Dünya yıldızlarını alıyorsun. Yerli statüsünde oynatacağın oyuncu yok. Fenerbahçe takımına bak. Altay'ydı, İrfan Can'ıydı. İsmail ya İsmail. Bugün takımın en önemli parçalarından birisi oldu Fenerbahçe takımında. Doğru. Yani birçok yerli oyuncu yarın iyileşsin. Mert Hakan Yandaş. Yok Serdar Dursun. Yani yerli statüsünde oynatacağın oyuncu yok Galatasaray takımında. Yerli statüsünde oynatacağın oyuncular bu ligin yani Abdülkerim bak kesinlikle değil ya. Galatasaray'ın stoperi değil yani şampiyonluğun takımın stoperi hocam, değil. İlk geldiği gün Cüneyt Muharremoğlu'yla program yapıyoruz. Bunu dedim. Abdülkerim'i de şundan dolayı söyledim. Ben biliyorsunuz Adana Demirsporluyum. Adana Demirspor'da oynayan oyuncuları daha farklı gözle izlerim. Mesela siz bana sorsanız Adana Demirspor maçını izledim dün. En iyi adam, en iyi futbolcu kimdi diye maç özelinde. Ben direkt size Badou Ndiaye derim. Yanlış mıyım? İstanbul'u Badou Ndiaye. Doğru değil mi hocam? Tabii Svensson, Samet. Svensson, Samet mesela. Genel olarak iyiydi. Adana Demirspor Akintola zaman zaman aksıyor derim. Adana Demirspor'da oynadı Abdülkerim Bardakçı. Yıllarca gitti, kiralık gönderildi. Sırf kornerden gol attı diye, fazla gol sayısı var diye yerli statüsünde olduğu için geldi. Ya yani ben bunu ya burada dediğim zaman linç yedim yani. Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'ın stoperi değil dediğim zaman linç yedim. Ama yani ülke futbolunda her geçen gün kalite azalıyor abi. Her geçen gün azalıyor. Her yönüyle vasata alıştırılıyoruz ve vasata alıştırıldığımız için de öğrenilmiş çaresizlik var. Psikolojide böyledir. Öğrenilmiş çaresizlik. Artık alıştırılıyoruz. Büyük takım oyuncusu öyle stoper oynamaz. Bak mesela ben Nelson'u da beğenmiyorum. Nelson da mesela Marko'ya gittikten sonra aksıyor hocam. Bak Serdar Aziz Fenerbahçe takımında yerli statüsünde beğenirsin beğenmezsin bak. Kusursuz sakatlığı oynuyor. Sakatlığı dışında hiç kimse bir şey diyemez. Kusursuz oynuyor yani. Stoper yani öyle mi oynamalı ya? Nelson tamam Nelson yine oynuyor canım. Nelson'da bir sıkıntı yok. Nelson aslan gibi stoper oynuyor. Ama Galatasaray takımında böyle stoper ama mı? Böyle, hocam yani böyle marka öyle oynamak daha farklıydı onun için. Ya tabii olabilir. Ama Abdülkerim yani hem performansında sıkıntılısın hem de çok konuşuyorsun be kardeşim sen Galatasaray takımındasın ya. Orada herkes dururken sen gidiyorsun hakeme en ufak bir şeyde müdahale etmeye çalışıyorsun. Kerem müdahale etmeye çalışıyor. İşinize bakın abicim siz ya. Top oynayın ya. Top oynayın. Büyük takımda oynuyorsunuz. Değerini bilin o formanın ya. Galatasaray takımı 10 kişi kalmış. 1.45 dakika Galatasaray bu kadar mahkum oynar mı? O kadar arkasında büyük bir güç varken. Bütün her şeyi Alanyaspor'a bırakır mı ya? Yani Okan Hoca da kendini sor. Ali Palabıyık tamam maçın içine etti doğru. Özellikle o şaşa boya kırmızı kartını %100 haksız. Yanlış bir karar. Oyunun hikayesini değiştirdi. Orada hemfikiriz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Evet. Ama Galatasaray takımında teknik direktör Okan Hoca da kendini bir sorgulamalı. Yönetim de sorgulamalı. Böyle planlama mı yapılır? Yerli statüsü planlaması mı yapılır? Mertens, Icardi, Mata, dünya yıldızlarını getiriyorsun.
Yerli statüsündeki oyunculara bak ya. Sol beke kalmışsın Kazım Can'a. Tamam genç, ileride çok daha iyi olabilir. Eyvallah. Heyecanlı tam. Ama Galatasaray takım bu abi. Yani gelişmesini beklenen bir yer değil yani Galatasaray. Galatasaray'ın nokta olması lazım. Evet. Ya ama işte yerli statüsünden dolayı bak sol bekte oyuncu sokamıyorsun ya. Oyuncu koyamıyorsun oraya. Oradan da golü yedin. Yazık değil mi yani Galatasaray takımına? Yani bir 45 dakika Galatasaray takımı 10 kişi kalsa ne olur? Kendi sahasında oynuyor. Büyük takımsın. Yani Alanya bu kadar domine etti Alanya ya. Herhalde stat'taki Galatasaray'la ya da ekran başında Galatasaray'la korku içinde maçı izledi ikinci yarı. Bu yedik yiyeceğiz. Oldu olacak. Böyle izledi yani. Böyle olmamalı. Geçmiş yıllarda Galatasaray 9 kişi kaldı dönem oldu ya. Ben bir Trabzonspor maçı hatırlıyorum içeride. Galatasaray'ın 9 kişi kalmıştı. Canavar gibi oynadı ya. Canavar gibi oynadı ya. O oyuncular nasıl yürekli oynuyorlardı? Nasıl koşuyorlardı? Böyle mi oynamalı ya? Sağdan soldan top Alanya'nın ayağında. Topu vermiyor. Bir şey bilmem ne. Hep hücumda. Gol yedim yiyeceğim. Ya Mustera neler kurtardı. Ama frikik golünde de öyle gol yenmez yani. Mustera'ya da hiç yakıştıramadım. O frikik golünde kapattığı köşeden gol mü yenir? Evet. Yani dolayısıyla yani Ali Balabıyık tamam. Eyvallah. %100 haklı. Ama 10 kişi kalmış bir Galatasaray'ın kendini de sorgulamalı yani. Evet. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. Reşat Hocam, birçok mesaj var, isterseniz hemen onlara geçelim. Hocam duyuyor musunuz? Duyuyorum. Tamam hocam, sesiniz sağlıklı bir şekilde geldi. Mustafa Bey yazmış: Salim abi, yayınlar, iyi haftalar Ankara'dan. Ben Mustafa, Galatasaray taraftarıyım. Bütün takımlarımıza başarılar dilerim. 4 haftadır hakemlik görevi almayan Ali Palabıyık bu maça hakem olarak atanıyor. Hafızam yanıltmıyorsa sezon başında hakemler yapay zeka ile atanacağı söylenmişti. Ali Palabıyık yapay zeka ile mi atandı? Yorumcumuza sorarsanız sevinirim, memnun olurum. Sonrasında abi Nisan ayında Chavez'de oynayan stoper oyuncusu Ribeiro'yu Radyo Spor'da duyurdum. Türkiye'de kimse dikkate almadı. Abdülkerim 5 milyon euro ederken bu oyuncu 1,5 milyon euroydu. Bence ilk işimiz yabancı kuralını kaldırmak olmalı. Yoksa daha çok böyle kraldan çok kralcı göreceğiz demiş. Bu arada tebrik ediyorum. Hatırlıyorum, Chavez'de oynarken demişti ki çok iyi bir stoper abi demişti. Şu an oyuncu Lille'de oynuyor. Lille'de 4 ilk 11, 5 maçı var. Hatta geçmiş tarihteki mesajlarını da baktım. Görebildim yani. Direkt gördüm. Ya yabancı kuralının değiş böyle saçma sapan bir kural olmaz. Mustafa'yı yani da tebrik ediyorum. Yani Mustafa birçok kez özellikle de sağlam bir şekilde kuponlar da veriyor. İyi bir bahis sever ve futbol sever. Tebrik ediyorum Mustafa'yı. Oyuncu transfer yapmış hocam. Doğrudur. Lille'e gitmiş yani. Chavez'den Lille'e gitmiş. Portekiz'den Fransa Ligi'ne gidiyor. Yabancı kuralın değişmesi lazım. Böyle kural olmaz yani. Böyle kural Özgür Ak yazmış: İyi yayınlar. Galatasaray her şeyi hakeme bağlarken Muslera'yı hiç eleştirmiyorlar demiş. Ne dersiniz? Ya Muslera işte bir frikik golünde çok büyük bir hata yaptı bence. Onun dışında yani çok top kurtardı ya. Neler kurtardı ya. Ama Frik golünde yememesi lazım o golü. Evet. Çünkü 2-1'e geldi yani, çok kritik bir golcü. Hocam birçok soru var. Aydın Doğukan yazmış: Abdülkerim Bardakçı bence de büyük takım stoperi değil. Abi ben de ilk gün dedim bunu. Fenerli olarak akıllara Ali Koç'un sözü geliyor her hafta. Sen bu kadar para eder misin Abdülkerim? Fenerbahçe bu oyuncuyu almadığı için, Abdülkerim almadığı için Ali Koç'a binlerce kez teşekkür ediyorum demiş. Bu arada bu ben teyit ettim hocam. Oyuncuya yakın kaynaklardan, Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklardan. Bu olay gerçek yani. Direkt bu olay yaşanıyor. Sen bu kadar eder misin? Sen burada bu kadar oynuyordun. Konya'da şu kadar alıyordun. Fenerbahçe'de bu kadar mı alacaksın? Olay olmuş. Zaten onun üzerine şey diyor ki Abdülkerim Bardakçı,
milyon dolar da verseler diyor, Fener'le sözleşmemizi alamayalım diyor menajerine. Menajer oradan ayrılıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'la görüşüyor. Sonrasında Galatasaray'a transfer oluyor. Devam edelim hocam. Celalettin Hazım Akın, sizin de sıkı bir fanınız. Dün Adana'da güzel bir maçtı. Ama olmadı. Adana Demirspor Konya maçında Konyalı oyuncu kalecimizin dizine basıyor. Bu İrfan Can'ın Trabzon maçında Abdülkerim Bardakçı'nın yaptığı pozisyonla aynı değil mi? VAR'a dahi gidilmedi. Selamlar. Galatasaray attığı gol offside mı? Oyuncu aktif değil demiş. Sormuş size. Ne dersiniz her iki pozisyonla ilgili? Hangi pozisyon? Hocam Mertens'in vurup Icardi'nin kale çizgisini çağırdı, evet, oldu. Doğru. Bence gol. O pozisyon gol yani. Evet. Onun dışında Adana Demirspor maçındaki pozisyonla ilgili sormuş. O hangi pozisyonu söylüyor? Kaleci oyuncumuzun ayağına bastı diyor. Ben o pozisyonu kaçırmış olabilirim. Dün yayıncı kuruluşun internet üzerindeki uygulamasından izledim maçı telefondan. Ardından Galatasaray maçına gittim. Ama inanılmaz bir atmosferdi. İnanılmaz keyifli bir maçtı. Valla şunu söyleyeyim. Son yıllarda gördüğüm en iyi karşılaşmalardan bir tanesiydi. Müthiş bir karşılaşmaydı. Hakikaten Adana Demirspor görsel anlamda inanılmaz keyif veriyor. Yani müthiş. Maç başladı. Herhalde Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut'u görmüşsündür. Evet. Çıldırdı sadece yanlarından. Çünkü tedbir alamıyor Adana Demirspor. Sağdan yarın, geliyor. Evet. Hocam yarın yayınlanacak muhtemelen. İlhan Hoca bizi sağ olsun Konya'da ağırladı. Size anlatmıştım Konya Spor ekibiyle. Benim de biliyor Adana Demirsporlu olduğumu, Adanalı olduğumu. Röportajdan sonra... Kendisi de oynadı zaten Adana Demirspor'da. Adana Demirspor'da da oynadı. Röportajdan sonra sordu. Salim dedi bu hafta güzel maç olur, ne dersin falan. Dedim beraberlik dedim her iki takım için de iyi sonuçtur hocam dedim. Aklıma da direkt berabere bitince o geldi. Ama İlhan Hoca'ya hocam ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çok başarılı. Çok, evet, çok başarılı ve şunu gösterdi. Futbolculuk kariyerinde Adana Demirspor, Hatay Spor ve Çorum Spor. Bu üç takım var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş apoleti yok. Trabzonspor apoleti yok. Buna rağmen çabaladı. Tüm liglerde çalıştı. Hatay Spor, Göztepe, Konya Spor, Ümraniye Spor'da Ahmet Taşyüreğin hatırlarsınız yardımcılığını yaptı. Hatay Spor'da kısa bir dönem sportif direktör oldu. Bence gerçekten dünkü maç skorundan bağımsız İlhan Hoca gibi insanların futbolda olması lazım. Çünkü yani hep derler hocam bir söz var, çalışan Allah verir diye. Gerçekten net bir şekilde gösteriyor bize ve inanılmaz da çalışıyor hocam. Gittim gördüm mesela, gözlerinde mesela uykusuzluktan analiz yapmaktan gözlerinde mesela hocam direkt onu görebiliyorsunuz yani uykusuz kaldığını. Ekibi de çok çalışıyor. Osman Hoca var mesela, Bekir Arpacı var, kaleci antrenörü. Hatırlarsınız hocam, Hatay Spor'da oynamıştı. Hatırlıyorum. Yani böyle insanlar futbolun içerisinde olmalı hocam. Yeni nesil genç antrenörler diyoruz. Futbolu güzelleştirmeye çalışan insanlar bence futbolun içerisinde olmalı. Montella dün gerçekten maçtan önce gördüm, yayıncı kuruluşa da çıktı. Kıyafeti gibi şık bir karşılaşma oynattı. Takımı çok çok iyiydi, bunu söyleyelim. Ve Adana Demirspor farklı bir seviye hocam. Şu ana kadar izlediğim en iyi iki takım kim derseniz hemen hemen tüm maçlara gidiyorum. Sen yorumcu oldun. Salim sen yorumcu oldun. Bizi boşa aldın programı. Fenerbahçe ve Demirspor hocam. Hocam bu arada Barış Bey yazmış Hollanda'dan. Ya bizim şeyi kestin. Sen mi yorumladın Salim? Ben anlamadım yani bu işi. Evet. Sen mi yorumcusun? Ben mi radyocuyum, moderatörüm? Anlamadım orasını hocam, yani. Bir an kendimi kaptırdım, kusura bakmayın. Barış Bey yazmış hocam. Selamlar Salim Bey. Reşat Hoca'ya da selamlar. Hollanda'dan yazıyor. Türkiye'de maalesef spor ve siyaset iç içe girmiş durumda. Acaba hakemler üzerinde siyasi bir baskı var mıdır Türkiye'de? Pardon, siyasi baskı değil, normal baskı demiş. Vallahi ne baskısı var ben bilmiyorum ama bak şöyle bir iki tane takımın dışında genelde ağırlıklı olarak bütün takımlar hakemlerden şikayetçi. Evet. Bak şöyle bir bak, lige bak, herkes şikayetçi abi. Yani ya çok yeteneksizler ya birileri yani farklı bir baskı yapıyor. Farklı bir şeyler dönüyor. Bilmediğimiz farklı şeyler var. Bilemiyorum ne var ama hakikaten kötü maç yönetiyorlar. Zaman zaman
Ben de inanıyorum yani, art niyet olduğuna inanıyorum artık yani. Yani böyle olmaz diyorum yani, bu kadar da olmaz dediğimiz zamanlar oluyor yani. O yüzdendir ki zaman zaman yöneticiler, zaman zaman teknik direktörler çıldırıyor. Yani deliriyor. Ama yani hakemlerle ne kadar gider bunu kestirmek çok güç ya. Yazık yani, genç çocuklar bakıyorum hakemlik yapıyorlar, çok ciddi paralar da kazanıyorlar. Güzel meslek oldu hakemlik artık. Ama bakıyorsun böyle inanılmaz hatalar yapıyorlar ya. Evet. Bir teknoloji bu kadar ki dünyamıza girmiş. Var yani şu Ali Palabıyık diyorsun. Ya hemen niye kırmızı kartı gösteriyorsun? Niye kırmızı kartı gösteriyorsun yani? Orada var bir de yani. Evet. Hadi kırmızı kartı gösterdin. O vardakiler niye seyretmiyor? Bir gel ya, kırmızı kart gösterdin ama bir daha bir bak, niye demiyor yani? Evet. Niye diyemiyor? O zaman niye orada oturuyorlar onlar? Onlar da mı bu kadar yeteneksiz? Hocam, varla hakemler arasında bir ego savaşı var mı? Olabilir. Yani ben yani bunu düşünüyorum hocam. Olabilir. İçeriğini tam bilmiyorum ama yani bir göster. Yani bir git bak. Git bak, bir karar verdin. Sana kenardan geldi, uyardı. Git bak. Verdin kararın arkasındaysan devam et. Ama gördün ki yanlış. Kararını değiştir. Yani. Hocam şunu söyleyeyim. Bence VAR'daki hakem Koray Gençerler'di dün. Ali Palabıyık'tan daha kötü bir hakemmiş yani. Ali Palabıyık tamam, saha içerisinde yanlış karar verdi. Koray Gençerler izleyip çağırmadı. Yani izleyip çağırmamak daha kötü. Ya enteresan. Yakın enteresan plan görüyorsun yani. Hocam Gültekin Bey yazmış. Merhaba Salim Bey, nasılsınız kardeşim? Reşat Hocama saygılar, selamlar. Selamlar. Onu çok seviyorum. Kayseri Spor'u yorumlarsanız çok mutlu olurum. Bir de kaleci Bilal'i nasıl buldunuz? Yorumlarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Hocam Bilal bence ayaklarını çok iyi kullanıyor. Hollanda altyapısından geldi. Vallahi çok iyi bir sezon geçiriyor. Çok iyi bir sezon geçiriyor. Zaten Kayseri Spor takımı da dolu dizgin gidiyor. Evet. Yani transfer yasa olmasına rağmen geçen kadrosu derin de bir kadro. Bakıyorsun hakikaten de çok iyi işler yapıyor. Savunmada sağlamlar. Mesela Türk statüsü diyorsun. İşte Galatasaray. Zaman zaman yerli oyuncu arıyorsun. İşte Onur var. Konuşuyorsun Onur'u mesela. Konuşmak Onur gerçekten iyiydi hocam. Yani Onur gibi oyuncu varsa da niye almıyorsun yani Türk statüsünde? Evet. Kampanya onu iyi oynuyor. Kolovicius çok iyi hocam. Beğeniyorum. Onur iyi. Matiyan. Yani, işte güzel de bir gol attı. Kafa golü attı. Evet. Yani Kayseri Spor'da bence taşlar yerine oturmuş durumda. İyi gidiyorlar. Derin de kadrosu var. Yani o kadro içerisinde emrahlar falan yedek kalıyor. Birçok izan parlıklar, şunlar bunlar yedek kalıyor yani. Hakikaten iyi bir kadro oynuyor. Evet. Ampariano iyi oynuyor. Yani takım olarak da ben Kayseri Spor takımını çok beğeniyorum. Hüseyin'in savunmada iyi işler yapıyor. Hocam devam edelim. Birçok soru var. Doğukan Gökçe yazmış. Salim Bey, Abdülkerim Bardakçı büyük takım oyuncusudur. Tartışmasız en yerli stoperlerden biridir. Bu konuda gereksiz bir tutum olduğunu düşünüyorum. Saygı duyuyorum düşüncenize. Ben aynı görüşte değilim. Devam edelim hocam. Yani oraya kadar gelmişsin ya. Daha iyi işler yapması lazım ya. Daha iyi işler yapması lazım Abdülkerim'in. Fizik yani var, hava hakimiyeti var, sol ayağı fena değil. Daha dengeli olması lazım, daha iyi pozisyon olması lazım. Davranışları bir kere yakışmıyor yani. Davranışları evet, iyi değil. Derfin Yunuslar'a yazmış. Dün Adana Demirspor maçı çok keyifliydi. Konya Spor'da Adil'i çok beğendim diyor. Adil'i ben de beğendim hocam. Ben bu kadar iyi oynayacağını tahmin etmiyordum Adil'in. İyi oynadı. Adil her geçen gün kendini geliştiriyor. Yani ben Adil'den sezon sonu bir transfer bekliyorum hocam. Ayaklarını geliştirmesi lazım. Evet. Mücadelesi iyi, cesur, savaşçı, hava hakimiyeti iyi. Ayaklarını geliştirmesi lazım. Oyun zekasını geliştirmesi lazım. Mesela dünkü golde de hocam Adil'in önemli bir payı var. Bunu da söyleyelim.
orada alanda beklemesi, kafa vurdu. Sonrasında ya da Rakitski'nin bir stopersin. Mamet Yufa öyle kafa vurdurmaması lazım. Bir de mesela Adil kafayı vuruyor hocam. Adil kafayı vurduğunda orada merkezde boşta yani. Orada bir önlem alınabilir. Ya hem Adil boşta hem de Mamet Yufa orada çıkıp rahatça Rakitski bir stopersin ya. Stopersin. Evet. Bir dokunursun edersin. Santrafora vurdurmazsın o kafayı. Çünkü oraya geleceği belli topun. Yani Rakitski'nin ben hatası olduğunu düşünüyorum. Artı Adil orada boşta. Kim alıyordu orada onu? Hocam devam edelim gelen sorularla. Doğukan Gökçe yine yazmış. İki sezon formasını giydiği Konya Spor'da 116 maça çıkan ve hiç kırmızı kart görmeyen Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'da forma giydiği 7 maçta 2 kırmızı kart gördü. Tüm kulüpler bu adaletsizliğe tepki göstermeli diye Abdullah Biricik'in attığı tweet'i buna ne dersin diye bana göndermiş. Yani dünkü kırmızı kart doğruydu. Yani Doğukan Gökçe, saygı duyuyorum görüşüne. Abdülkerim Bardakçı, sen izlediğin zaman sana Ramos havası oluşturabilir ama ben seninle aynı fikirde değilim Doğukan abi. Yaşça da büyüksün benden. Fotoğrafına baktığımda yaşça da büyüksün, saygı duyuyorum ama ben Abdülkerim Bardakçı konusunda aynı görüşte değilim ve ben şunu söyleyeyim hocam. Siz beni birebir de tanıyorsunuz, maçları da izliyoruz. Ben futbolda da kolay kolay oyuncu beğenen bir yapım yok. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, bu grubun içine Başakşehir, son dönemde atılımlarıyla Adana Demirspor dahil edebilirim. Konyaspor, önemli camialar, özellikle de 4 tane önemli büyük kulüp olarak adlandırılan lokomotifler var. Bu kulüplerde oynamanın ben kolay olduğunu düşünmüyorum. İnanın hocam, abartı gelebilir ama şu anda sosyal medya olsaydı, sizin oynadığınız dönemde sosyal medya olsaydı, siz, bilmiyorum yani, izleyenler anlatıyor, en az 5 milyon euro. Feyzullah Küçük 10-15 milyon euro. Orhan Kaynak Orhan Hoca 5-6 milyon euro bandında. Yani net söylüyorum hocam, sizin en büyük şanssızlığınız sosyal medyanın olmaması oldu ya. Yani ve eski maçlar izlediğimizde bu toprak sahalarda inanılmaz yetenekler, inanılmaz özveriler. Yani ben şu anda gelişen çağda yetenekli futbolcunun azaldığını, çalışkan futbolcunun çoğaldığını düşünüyorum. Yani görüşüm bu Doğukan abi. Saygı duyuyorum ama aynı fikirde değiliz. Ya Mahmut Tekdemir uzun yıllardır orta saha oynuyor değil mi? Başakşehir'deki. Evet. Şimdi Fenerbahçe maçı oynuyor. Neredeyse hatasız oynuyor ya. Stoper oynattılar. Hatasız evet. Oynuyor. Endeşimiye. Bak, Avrupa'dan isteyenler var. Bayer Leverkusen hocam net bir şekilde. Duarte oynuyor Başakşehir'de, bak hatasız oynuyor. Gustavo Henrique nasıl oynuyor Fenerbahçe? Serdar Aziz. Yani stoper daha aklı başında oynamalı, iyi pozisyon almalı, doğru hamleler yapmalı. Yani bunları yapmalı yani. Abdülkerim kötü futbolcu mu? Değil. Eyvallah. Fiziği çok iyi, hava topları iyi, sol ayağını iyi kullanıyor ama nerede ne yapacağını bilmiyor. Doğru pozisyon almıyor. Çok hırçın. Davranışlarını düzeltmesi lazım ya. Galatasaray'da bu şans her zaman gelmiyor ya. İşte bak, gitti Alparslan falan, nereye gitti? Eyüpspor'a gitti. Yani geliyorsun, gidiyorsun, sonra gidiyorsun yani. Ama geldiğin zaman davranışlarınla, performansınla o takıma uygun hareket edebiliyorsan performans gösterip uzun yıllar kalıyorsun abi. Uzun yıllar kalıyorsun evet. Yani. Bülent Korkmaz niye Galatasaray'da futbola başladı, Galatasaray'da bıraktı? 20 yıl oynadı ya. Kolay değil ya. 20 yıl. Doğru. Üst düzey performans gösterdi ya. Yani belki birçok rakip takım taraftarlarına antipatik geldi. Ama Galatasaray taraftarları sevdi. Niye? Yürekten oynadı. Doğru pozisyon aldı. Doğru işler yaptı. Mesela şunu da söyleyeyim hocam. Bugün bol bol konuştuk. Ben mesela Kerem'de de ciddi bir performans düşüklüğü olduğunu düşünüyorum. Hatta ilk bölümde siz de söylediniz. Geçen sene Galatasaray takımı olağanüstü bir şekilde kötüydü. Ön plana çıktı. Kerem'in de mesela kendisine mesela check etmesi lazım. Düşüncem bu. Ama mesela direkt insanlarda şu var ya,
kötüye kötü, iyiye iyi demeliyiz. Ali Palabıyık mesela, dün iyi maç yönetseydi Ali Palabıyık'la ilgili derdim. Mesela dün tweet attım. Adana Demirspor berabere kaldı. Normalde bir Demirsporlu olarak Demirspor'un kazanmasını isterim. Ama Hüseyin Göçek olağanüstü bir performans sergiledi. Bu arada maçın spikeri de Özkan Öztürk'tü. Özkan abiyi de kutluyorum. Çok güzel maç anlattı. Maçı izleyenler de çok memnun kaldı. Hakkını teslim edelim. Düşüncelerim bu şekilde hocam. Bitirmemiz lazım galiba. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı günler. Güzel bir hafta olsun hocam herkes için. Hem sizin için, hem aileniz için, hem tüm dinleyenlerimiz için. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.